Enzimsel reaksiyonların hızına etki eden diğer bir faktör de su arkadaşlar. Su hayat için vazgeçilmez bir molekül. Su eğer ortamda 15'in altındaysa enzimler çalışmayacaktır ama yapılarını koruyacaklar. Peki bunu nereden biliyoruz? Örneğin kuru bir tohum bazal metabolizma dediğimiz minimum enerji seviyesiyle yaşamını sürdürür ama tohumun çimlenmesi için ortamın nemini artırdığınızda ya da ortama su verdiğinizde oradaki embriyo mitoz bölünmelerle büyümeye başlayacaktır ve çimlenme gerçekleşecektir. O zaman kuru bir tohum dediğimizde buradaki suyun azlığı oradaki enzim faaliyetini engelleyecektir. Örneğin derilerin Kurbanda derilerin arkadaşlar tuzlanmasının temel prensibi nedir diye düşündüğümüzde tuzlanmış olan deri suyunu verecektir ve kuruyacaktır. Kurumuş olan deriye saprofit organizmalar hücum etseler bile orada yaşamsal olaylarını gerçekleştirecek kadar su olmadığı için dış ortamda suyun olmaması kendi hücrelerindeki suyun dışarıya çıkmasına neden olacaktır. Ve buradaki saprofit canlılar su kaybedip plazmolize uğrayacaklardır ve kendi hücrelerindeki su azalacağından enzim faaliyetleri olmayacaktır ve kuru bir ortamda çürüme reaksiyonu gerçekleşmeyecektir. Yani bir reçelin bozulmama nedeni ya da balın bozulmama nedeni ya da kuru tohumun yıllarca saklanması ortamdaki suyun enzim faaliyeti için yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Enzim substrat yoğunluğu bu konuda karşımıza en çok soruların çıktığı bölüm arkadaşlar. Lütfen grafikleri doğru irdeleyelim. Bakalım. Şimdi yatay eksen ve dikey eksen bizim için önemli. Yatay eksen de enzim yoğunluğu. Peki bu ne demek? Enzim giderek artıyor. Ve parantez içinde de bize demiş ki yeterince de substrat var. Yani hem enzim çok hem substrat çok. Enzim ve substrat çoksa reaksiyon sürekli hızlanır. Peki ikinci grafiğe baktığımızda bu sefer yatay eksende substratınız sürekli artıyor ama enzim için sabit demiş. Zaten enzimler çok az miktarlarda da olsa tekrar tekrar kullanılacaklar. Şekle dikkat edelim. Substrat sürekli artırılıyor ama enziminiz az ise. Var olan enzimler tepkimeyi hızlandırdı ve maksimum hıza ulaştıktan sonra tepkimenin hızı sabit hızla devam eder. Lütfen dikkat edelim bu reaksiyonun sıfır olduğu anlamına gelmez. Reaksiyon sıfır şu şekilde gösterilir arkadaşlar. Oysa burada sabit ve maksimum hıza devam ediyor. Neden reaksiyon hızı A grafiğindeki gibi artmıyor? Çünkü burada şu ifadeyi kullanacağız. Enzimler substratına doyar. Dolayısıyla substratına doymuş bir reaksiyonda istediğiniz kadar siz buraya substrat ekleyin, reaksiyonun hızını artıramayacaksınız. Tekrar ediyorum, eğer enzim substratına doyduysa siz reaksiyona substrat ekleseniz bile reaksiyon hızı kesinlikle artmayacaktır ve maksimum hızda sabit hızla ilerleyecektir. Üçüncü grafiğimize baktığımızda ise arkadaşlar sağdaki eksende yani yatay eksende enzim yoğunluğu giderek artırılıyor ama bu sefer de substrat az demiş. O zaman enzimler substrat ile tepkimeye girer ve substratından ayrılmaya başlar ve reaksiyon sıfırlanır. Yani bir süre sonra reaksiyon duracaktır diyoruz. Bizim en büyük yanılgılarımızdan bir tanesi B grafiğini incelediğimizde arkadaşlar mesela ben desem ki A bölümü ve B bölümü B bölümünde ürün oluşur mu dediğimde nedense öğrenci arkadaşlarımız sanki buradaki artışı sıfır olarak kabul edip B'de ürün oluşmadıklarını düşünürler. Oysa B'de de maksimum hızlı ilerleme vardır ve ürün oluşacaktır. Bu grafiklerin hepsi incelendiğinde arkadaşlar örneğin A bölümünde de ürün oluşur B bölümünde de ürün oluşur. Ama şu noktadaki ürün oluşum hızıyla şu noktadaki ürün oluşum hızı tabii ki de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bize ne sorduğunu anlarsak soruyu çözebiliriz diyoruz arkadaşlar.